Bir kurban, dört katil. İlk katil, ölen adamın zengin dul karısı. En çok ondan nefret ediyoruz. En çok onu kıskanıyoruz. İkincisi, kurbanın sağ kolu. En az ona güveniyoruz. En çok ona çekiliyoruz. Üçüncü katil, kurbana tetiği çeken adam. En çok ondan korkuyoruz. En iyi onu tanıyoruz. Dördüncü katil. Gelmeyecek. Biraz daha bekleyelim. Gelmeyecek Eyşan. Ali sen konuşmuşsundur. Ne diyor? Neredeymiş? Görmedim o günden sonra. En güzelini yaptı. Adam intikamını aldı, uzadı gitti. Biz bize kaldık. Biraz daha bekleyelim. 14 yıl yetmedi mi? Yetti. Neredesin lan ara ara? Eyşan, miras konusunda bir sıkıntı var mı? Mallarının devri var sırada. Her şeyin yarısı Cengiz'e devredilecek. Orada bir problem var mı? Yok, söz verdiğim gibi. Ali, Kenan sonrası herkesi toplayıp mesajı verdin mi? Senin altında çalışmayı kabul etmeyen var mı? Hallediyorum ben o tarafı. Cengiz'in kumarhaneleri de yolla birini. Şu koruma işini konuşsunlar. Tamamdır. Bir adam öldürdük. Hepimiz. Türkiye'nin en güçlü adamlarından birini öldürdük. Hepimiz Okan'la kendi aramızdaki kanı temizledik. Bugünden sonra aramızda hiçbir hesap kalmadı. Anlaşıldı mı? Aramızda hiçbir hesap kalmadı. Kimse diğerinin peşine düşmeyecek Ali. Anlaşıldı mı? Ölenleri gömdük. Geri getiremeyiz Ali abi. Artık geriye bakmak yok. Ya sen? Ezel'in bizle olan hesabı kapandı mı? Bitti mi bizle işin en nihayetinde Ezel? Ben Ezel değilim. Ben Ezel değilim artık. Ezel'le işim bitti. Ömer'im ben. Sorunun cevabı bitti. Sizlerle işim bitti. Hepimizle mi?
hepinizle. Güle güle Ezel. Ömer. Orada sert duruyordun içeride. Çaktırmadım ben de anlamasınlar diye. Şimdi nasıl yapıyoruz? Konuştuğumuz gibi akşam buluşalım. Nasıl istiyorsan öyle yapalım. Nerede yaşamak istiyorsan. Allah'ım. Ömer. Bitti mi gerçekten? Geliyor musun bana? Kavuşuyor muyuz sahiden artık? Eyşan. Ömer. Sana söylemem gereken bir şey var. Bitti derken Ömer'in sana aşkı. O da bitti. Sana aşık değilim artık. Ama konuştuk. Söz verdin bana. Yalan söyledin. Bile bile yalan söyledin. Başka türlü kabul etmezdin. Eder miydin? Sen beni sevmiyor musun artık? Hayır. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Bitmedi. İnanmıyorum. Dördüncü katil. En akıllıları. En acılıları. Orada veda etti geçmişine. Senin yarım bıraktığın işi ben bitirdim Ömer. Çünkü senin yaptığın yanlışı yapmadım. Hadi biz bizeyiz, doğruyu söyle. Seni hapishane, nefret, intikam ateşi falan değil. Eyşan'ın aşkı öldürdü. Bana o yüzden ihtiyacın vardı değil mi? Benim bitirmem gerekiyordu. Bitirdim. Senin asla yapamayacağın şeyi yaptım. İkimiz de biliyoruz. Eyşan'a aşık olmak, ona yenilmek demek. Bir daha o kuyudan düşmeyeceksin. Bir daha niye diye bağırmayacaksın. Yapmam istediğin şeyi yaptım. Çık artık oradan. Bitti benim işim. Eyşan'a bir daha aşık olmayacaksın. Bitirdim o işi. Nasıl olacak? Nasıl geri geleceksin Ömer? Niye hissetmiyorum seni? Niye hatırlamıyorum kendimi? Çık oradan!
Çık artık oradan, çık! 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 Kendimi geri istiyorum, çık! Çık! Ne yapmam gerekiyorsa yaptım! Vurdum, öldürdüm, intikam aldım, her şeyi yaptım! Bu adam olmak istemiyorum artık, yeter! Yeter! Ömer'i geri istiyorum! Ömer'i geri istiyorum! En zorunu bugün yaptım Ali abi. Anladım kardeşim. Eyşan'ı bıraktım abi. Ömer'e bir şey yapamayacak artık. Yapamayacak tabii. Evime dönmek istiyorum. Ama bu adam yapıştı üstüme. Ben bu adam olmak istemiyorum. Bu adam acımasız, gaddar. Tamamdır Ömer. Ya geriye bir şey kalmadıysa? Ya Ömer diye biri yoksa artık? Gel kardeşim. Gel. Birlikte bulacağız Ömer'i. Bir konuşalım mı? Can'ın görüş günleriyle ilgili ben götürüp getireyim diyorum okula. Hep. Ha. Evde neleri değiştirsem diye kuruyorsun ha? Ben de bir iki fikir vereyim mi? Öncelikle evdeki bütün mobilyaları değiştir. Yazık bu eve. Ya da her şeyi yık baştan yap. Daha güzel. Şuraya da bir havuz. Gel böyle. Gel. Cengiz. Gel. Cengiz ya. Dinlemedin daha beni. Şurası. Nasıl? Hayır. Yeni ev, yeni hayat işte. Bakmadın bile. Hayır dedim, anlamıyor musun? Var benim bir hayatım. İstemiyorum yeni hayat falan. Ha. Ömer'le. Hı? Ömer diye biri yok Eyşan. İnandın mı sen ona? Var. Eyşan'ın Ömer'i var. Ömer öldü. Sen öldürdün. Ben öldürdüm. Ezel öldürdü. Ömer diye biri yok Eyşan. Seni sevmediğini söyledi, duydum. Sen de unut. Koskoca malikanem var, bir sürü param var, keyfini çıkar. Ha? Kabul et. Sizin aşkınız bitti.
hiçbir zaman inanmadın aşkımıza. Ev senin olsun. Ben Ömer'i bulmaya gidiyorum. Bunlar bana olur ha. 3-5 santim alırsan etekten olur vallahi. Yarısından kesersen ancak. Hadi lan. Senden uzundur bir kere benim bacak boyum. Nasıl? Komik oldu değil mi lan? Yok lan, ne komik. Al bakalım. Tamam. Sen tut. Ömer geri zekalıydı, onu mu diyorsun? Yok bu usta. Önce bir ezeli unutalım diyorum. Ali usulü. Neyine gıcık oluyorsan, ne varsa üstüne yapışan, salla. Ya Ali, mahallemizin bıçkın psikoloğu gibi oldun ha. Sen yap, ben seyredeyim. Olur. Heh. Sanatsever, bilmiş ezel. Kurtulalım mı? Bu tablo bir kaç yüz bin eder ha. Ya vuruyormuş gibi yapsak daha iyi olacak Ali abi. Aman! Okumuş, entelden tevezel. Yollayalım. Hayır. Hayır, 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 hayır! Tamam abi, tamam abi, tamam abi, bırak. Ali abi. Bırak, tamam, sen yorulma. Tamam, ben yaparım. Tamam. Ha. Yastık. Uyuyan ezel. Al. Şuraya bak, şuraya. Arkaya. Ezel'in mühim bilgisayarı. Her şey orada değil mi? Senin bütün planlar. Onca yıllık ezel. Nasıl? Herkesin bir dosyası var burada, biliyor musun? Ali kaç kadeh rakı içer? Cengiz bu ay neler yapmış? Eyşan evden kaçta çıkar? Yatakta uyumadım. Yıllarca. Hep koltuğa uzandım. Uykusuz öyle tavana bakıp dişlerimi sıktığım her gece. Ha. Kumarbaz ezel. Herkesi okuyan ezel. Herkesi çözen ezel. Her şeyi hesaplayan ezel.
kimseye güvenmeyen Ezel. Her şeyden şüphe eden Ezel. Herkesi kullanan Ezel. Ezel'e mutluluk yok. Ezel'in sevmesine izin yok. Bu yüz. Ah ulan bu yüz. Neredesin? Neredesin? Gel artık, neredesin? Bir yer var benim aklımda. Seni hep olduğun gibi gören biri yok muydu? Hakkımda bir sürü şey duymuşsundur. Ama bilmediğim bir şey var, onu anlatmak istiyorum. İzin verirsen. İlgilendirmiyor beni seninle ilgili bir şey. Çok kısa. Ali'yi arayacaklar lütfen. Arıyor. Azat 2 dakika lütfen. Gökhan. Bırak telefonu. Ali'ye gerek yok, ben hallediyorum. Bu Ömer'le son şansınız. Her şey bitti. Şimdi. Zamanı şimdi. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Kaçıyor benden. Bu muydu? Niye anlatıyorsun bunları bana? Yardım edersin diye. Kadınsın, anlarsın diye. Nasıl anlayayım ki? Ben sevdiğim adamı hiç hapse göndermedim. Sevdiğin adam sana ne yaptı peki? Evlenme teklif edip başında duvakla kapının önüne attın mı mesela? Bütün paranı, evini, her şeyini aldı mı? Birlikte olacağız deyip kandırıp düşmanını öldürttü mü sana? Sonra sevmiyorum, yalan söyledim deyip çekip gitti mi? Git o zaman. Sevmiyorum demiş. Hiç mi gururun yok? Seviyor. Sen ona iyi gelmiyorsun. Bütün dünya biliyor Eşan. İnanmıyorlar. Hiç inanmadılar. Sen inan. Yerini de konuşacağım sadece. Her şey bitti. Şimdi de giderse. Azat lütfen yardım et. Ben de sana diyeyim hakkında bilmediğim bir şey. İstediğin kadar ağla. Yemem. Senin gibi kadınları çok iyi tanıyorum ben. Senin derdin Ömer falan değil. Seviyorum ben onu. Onca şey olmuş hala seviyorum bir de. Yalan. Süründürecek adam arıyorsun sen. Hayır. Yazık. Benim için ne hallere düştü. Bak nasıl seviyor beni. Ben ne kadar değerli bir kadınım, ne kadar kıymetliyim. İşte senin derdin bu. Hayır. Sen bana kadınım diye geldin değil mi? Seni anlarım diye değil ama. Yufka yürekliyim. Hemen Ezel'in yerini söyleyiveririm diye geldi. Bir akıllı sendin çünkü. Ben de senin şu haline inanacaktım. Sakın. Sakın bana acıyın falan deme. Acınması gereken biri varsa o da sizsiniz. Ömer beni affedecek diye ödü patlayan hepiniz. Bize inanmayan hepiniz. İnanırsanız aşkınızın nasıl zayıf olduğu ortaya çıkacak çünkü. Nasıl yetersiz. Ömer'le ben öyle miyim? Yansak da,
Bin kere söz verip bin kere bozsak da, ayrı düşsek, kavuşmak için adam öldürmek zorunda kalsak da aşığız biz. Ölene kadar da öyle kalacağız. Yardım etmiyor musunuz? Etmeyin. Ben buraya gelirim, yalvarırım, diz çökerim, ağlarım. Utanmam da öyle seviyorum çünkü her şeyi yaparım. Sen seven kadın olarak bunu anlamıyorsan, böyle bir aşk yaşamadığındandır. O yüzden bana acıma Azat. Kendine acı. Mümtaz Bey. Hadi gel, çorban soğuyacak. Bu çitler düşmüş, onları yapıyorum. Çit de sağlam, kapı da sağlam, yukarıdaki dolap da. Evi tamirhaneye çevirdin, Allah iyiliğini versin. Ya ben öyle duramam Melia. Doğru diyor babam. Çitlerin tamire ihtiyacı var. İstersen hepsini yenileriz baba. Yarın yaparım. Yarın sabahtan beraber yaparız. Bir dakika, bir dakika, mısır çorbası kokuyor. Anne, sen mi yaptın yoksa? Tavuklu. Oh mis. Başlasana baba. Baba. Hani şu meydanda bir ev var. Sabri amcalarında. Ha. Sabri amcanlar da taşındı. O evde öyle kaldı. Büyük de bir ev. Değil mi baba? Kaç odası vardır oranın? Bilmem. Büyük bayağı. Ben diyorum ki, orası öyle boş kalacağına ben mi tutsam acaba? Hem size de yakın. Alt odaları birleştiririz, oraya çok güzel bir şey olmaz mı baba? Bir Osmanlı ahşapları antikacı saysak. Bende küçük bir koleksiyon var. Uzman da burada. Açsak? Eskisi gibi değil baba, herkes geliyor artık buralara. Açsak mı dedim? Evet baba, açsak. Oradan iki oda da size yaparım. İstediğinizde orada kalırsınız. Ben bazen yazları kaçarım. Anneme de bir yardımcı tutarız. Değişiklik olur ona da. Ha anne, ne dersin? Ömer'in yanınıza taşınsın istemez misin? Ya. Ömer. Evet anneciğim. Döndün mü? Döndüm anneciğim. Bir daha ne zaman gideceksin? Bir daha hiç gitmeyeceğim. Doğru mu? Ya ben bir konuşayım onunla önce. Ömer. Annem. Söz mü? Hiç gitmeyeceğim değil mi? Söz anneciğim. Bir daha hiç gitmeyeceğim. Oğlum. Duydun mu Mümtaz? Hiç gitmeyecekmiş. Bir şey yaptım sana. Bugün için bir şey yaptım sana. Dur ben gideyim getireyim. Dur Melia.
baba? Of be oğlum. Üzülelim mi? Sevinelim mi? Oğlumuz ölü mü? Yaşıyor mu? Biz de şaşırdık. Haklısın baba. Geçmişi değiştiremem. Ama bundan sonrasını değiştireceğim. Oğlum anlatamadım. Annen... Biliyorum baba ama beni de bir dinle. Bundan sonrası başka olacak diyorum. Çünkü bitti. Bitti. Senin için sevindim Ömer. Ama annen... Annem için sevinmiyor musun baba? Oğluna kavuşuyor. Annem için sevinmiyor musun? Bilmiyorsun evladım. Sen her geldiğinde... Ha. Söyle baba. Ben her geldiğimde kötü bir şey oluyor. Ben her geldiğimde birileri ölüyor. Söyle baba, içinde kalmasın. Sen her geldiğinde... Annen iyi değil oğlum. Sen annene iyi gelmiyorsun. Söyle dersin baba. Mümtaz. Buradayız Melia. Bunu getirdim. Yakıştı mı? Atkı nerede? Oğlumu ördüm. Atkı nerede? Bir gün döner diye ölmüştüm. Dönmeyecek değil mi Mümtaz? Hı? Söyle bana, dönmeyecek değil mi? Bak unutuyorum, ondan sonra hatırlayınca daha çok üzülüyorum. Söyle bana Mümtaz. Oğlum hapiste öldü değil mi Mümtaz? Öyle mi ya? Oğlum hapiste öldü. Geçsem, geliyorum ben. Sonra böyle. Doktora götürelim onlar. Korkuyor oğlum, görmüyor musun? Sen her gelip gitmem dediğinde inanırım yine gider diye korkuyor anne. Bak bize Ezel. Biz yaşlandık. İnsan evladının acısına kaç kere dayanır? Sırf tekrar yaşamasın diye soruyor. Öldü diyeyim, gitme diye. Ne yapacağım? Sen inanıyor musun? Biz de inanalım. Bu benim karşımda duran adam benim oğlum mu? Ömer buradamış. Sözler verip hesaplar yapmana gerek yok. Evler alıp iyilikler yapmana lüzum yok. Biz zaten biliyoruz. Ömer bir gelse bir daha bu eve her şeyi yapar benim oğlum. Fazlasıyla biliyoruz. Artık söz verme bize Ezel. Ömer'i bul, getir, bize yeter. Ezel korkuyordu artık. Ömer ailesinin yanında bile değilse neredeydi?
misin Ömer? Gel artık, neredesin? Şey, ben Can'ı getirmiştim, onu bıraktım, şey yapıyordum, çıkıyordum ben. İyi misin? Bulamadın mı Ezel'i? Ne olacak? Bulamazsan. Bilmiyorum. Bütün dünya mı karşı bana? Hı? Bu kadar mı kötü benimle olmak? Seninle olmak dünyanın en güzel şeyi Ayşen. Beklediğiniz adam geldi Cengiz Bey. Oturttunuz mu masaya? Evet Cengiz Bey, dediğiniz gibi. Adı neymiş? Nuri dedi. Vay! Nuri abiciğim hoş geldin. Tanışmıyoruz biz daha. Seni tanımayanı vuruyorlar abi. Kılıç. Maça 8. Ali abi benden rica etti. Bundan sonra Cengiz'in mekanlarına sen göz kulak ol diye. Gidip şartları konuş dedi. Onun için geldim. Kabul. Nasıl yani? Ne şart öne sürüyorsan hepsi kabul. Senin adını çok duydum. Seninle çalışmak büyük şeref. Kupa 6. Ali Bey zor adam. Uğraştırır seni demişti. Şu kerpeten yok mu? Kerpeten mahalledendir. Benim arabalarımı tamir ederdi. Oradan tanırım. Tamirci miydi? Hmm. Sonra ne oldu? İşleri bozuldu onun, ters gitti. Benim yanıma geldi, benden iş istedi. O zamanlar biliyorsun benim Kıbrıs'ta bir otelim vardı. Korumalığımı yaptı. Senin yanında mı çalıştı? Ya. Ali manyaktır, çabuk parlar. Bir gün baktım, mekanda onun yüzünden kimse kalmamış. Ne yapalım? Çaresiz. Yol verdim. Bizim işlerde sinirlerine hakim olacaksın. Sokakta kır kafayı bir Ali dedim. İşler büyümeye başlayınca saksıyı çalıştıracaksın ki kazanabilesin. Sen kazanacaksın ki yanındakiler de kazansın. Ha? Ama işin zeka tarafında Ezel'e güvenirim. Ezel ayrı. Maçı az. Ezel dayının yetiştirdiği adam. Ne yapacaksınız şimdi siz? İşiniz zor. Ezel olmadan. Nasıl yani? Aa, sana demediler mi? Vay inler. Saklıyorlar ki kimse çakıp ses çıkarmasın. Ezel gitti. Yok artık, bıraktı bu işleri. Olmaz öyle şey. Oldu bile Nuri'cim. Tamirci kerpetene kaldınız, ne diyeyim?
Geçmiş olsun. Cengiz meselesi. Ne olmuş? Ben o hesabı kapayamam Ömer. Sen bitti dedin diye bile kapayamam. Şimdi değil be Ali abi. Ver, ver. Ben çözdüm onun dilini, ver. Sabah Eşan geldi. Nereye? Buraya. Ezel'i arıyormuş. Bir bu eksikti. Telefon neredeydi? Elini sürdü mü oğluma? Bak ciddiyim bak. Hayır. Bu herif kendine gelmeden kurtulamayacağız biz bunlardan. Ya ben o kadınla ilk defa konuştum. Ama Ezel'i gerçekten seviyor gibi. Sakın. Sakın. O adı lazım değil ile ilgili hiçbir şey söylemiyorsun Ezel'e. Sen de adını almıyorsun ağzına. Zaten zorlanıyor. Bir de bu mevzuya girerse sakın. Bilecekler bu evi. Anladın mı? Abi, misafirleriniz var. Sen dur. Benim işim. Allah bağışlasın Ali. Sağ ol. Elinde kerpetenle mi doğdu? Ha? beyler. Hayırdır? Tebriğe gelmediler değil mi? Ali'yi ezmeye geldiler. Bırak kendi yapsın. Ezel nerede? Geçen gün biri işkembeden sallamış da ondan soruyor. Olmaz öyle şey dedik. Ali kardeş bilse bize söylerdi. Ne soruyorsunuz abiler bana? Ezel nerede? Yok. Ayvalık'ta organik tarım yapacak. Size ne lan Ezel'den? Muhatabınız benim sizin. İşte orada bir sorun var. Nasıl bir sorun? Ali. Kaç kumarhane var bizim altımızda? Çok. 43. Tanıdık yargıç arkadaşlar kimler? Ne bileyim lan ben her beslediğiniz cübbeliyim. Bilmen gerek. Dayı bilirdi. Ezel bilir. Haftaya Sofya'ya uçacağız. Orada bizi sen temsil edeceksin. Namı olan biri gerek bize. Ezel'in yaptığı her şeyi ben de yaparım. Şüpheniz mi var? Şüphemiz var. Şşt. Rahat olalım. Arkadaşça konuşuyoruz. Ama Ali, Ezel olmazsa senin iş dünyasında bir adamın var mı? Sanatçı bir dostun var mı? Hesap mı vereceğim? Bir sürü tanıdığım var. Var bizim de bir çevremiz. Dayı gibi yok. Ezel gibi yok. Adamlar Ezel'e baktığı gibi sana bakmazlar. Başlatmayın lan Ezel'e. Benim adamlarım en sadığıdır. Hasımlar ondan çekinir. Benden de çekinir.
Kerpeten alayım lan ben. Herkes korkar benden. O zaman biz nasıl girdik buraya? Nasıl çıktık karşına? Nasıl kafa tutuyoruz sana? Kerpeten. Tutamazsınız lan. Tutarız. Çünkü ilk fırsatta silaha sarılırsan biri gelir, daha büyük silah çıkarır. Tuzak mı kurdunuz lan bana kendi evimde? Tuzak falan yok. Laftan anlamıyorsun. Bir sınav yaptık. Kaldın. Oğlum, seni incitmek değil derdimiz. Sen de iyi çocuksun. Ama Ezel'in yerini dolduramazsın. Sen Ramiz'in izinden gidemezsin. Sen bize kifayet etmezsin. Yeterim lan! Hepinize yeterim ben! Ya bağırmakla olmaz. Sana cebindeki parayı sorsam söyleyemezsin bile Ali. Sen kimle konuşuyorsun lan? Ezel daha bu kadarken ben senin gibi adamları... Söyle! Söyle! Manyak mısınız lan? Çıkar cebindeki paraları. Ciddi misin sen? Çıkar. Doksan. 120. Kaç? 140. 190. 190. S**in gidin şimdi hepiniz. Ne? Ne? 120, 140, 160, 180, 190 işte. 190'ını alın. Hakkını helal et. İşin düşerse gel, kapımızı çal, açarız. Doğru saydım lan. Ben doğru saydım lan. Para sayacağım diye önümüzde iki büktüm oldun Ali. Senden bir bok olmaz. Ezeli mi istiyorsunuz? Sen burada mıydın? Beni istemediniz mi? Bir duyum aldık da. Bir duyum da benden alın. Bana silah mı çekeceksin? Gel işini kolaylaştırayım seni. Böyle olur. Ki ıskalama. Çünkü ıskalarsan sen hesap et. Karakaya kardeşler ıskaladı. Onlara ne yaptım, sana ne yaparım? Ali'ye sınav yaptıysanız hepimiz geçeceğiz o sınavdan. Bende dayının yadigarı var. Şimdi herkes döksün cebindekini. Senin cebine baksam harita çıkacak. Ali'den sonra bölgeleri paylaştıracağım. Ondan geldim buraya. Çünkü Ali'nin yerinde senin gözün var. Doğru mu? Doğru mu? Ezel. Ah Şemil abi. Senin cebinden konuşma metni çıkar şimdi. Ercüment abi sana iyi bir pay çıkarmış. Sen de ara bulucu olacaksın. Konuşmayı sen yapacaksın. Heyecanlısın. Büyük fırsat. Var mı cebinde? Var mı? Ezel geri gelsin mi istiyorsunuz? Ezel geri gelse ne yapar sizin gibi hainlere? Benim cepte ne var?
Onu demedi. Senin cepte yok Cevat. Senin cepte, yürekte, kafada tam takır. Sen ayak bağısın. Fitnesin. Casussun. Yani senin anlayacağın sen bir bok değilsin. Bugün buradasın. Çünkü havadisi sen verdin. Sen de havadisi bu adamdan aldın. Ezel burada olsa ne yapar size hala anlamadınız mı? Ha? Ezel burada olsa sizin ciğerinizi okumaz mı? Ezel burada olsa sizin ciğerinizi okumaz mı? Ezel, Ezel'i çok seviyorsunuz ha? Ezel çürükensin mi istiyorsunuz? Çok mu istiyorsunuz Ezel ha? Ezel'i mi istiyorsunuz? Burada olsa Ezel ne yapar lan size? Ha? Ezel, Ezel. Ömer öldürdün adamı yeter. Öldürdün adamı tamam, tamam. Ezel burada olsa size ne yapacağını bile bile istiyor musunuz onu hala? İstiyor musunuz hala? Hadi. Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum ama görmüyor musun? Ezel olmasa sana ne olacağını görmüyor musun? Kimi kandırıyorum ben Ali abi? Annemin ördüğü atkıyı takarak Ömer olunmuyor. Onların yanından ev alıp kendi eşyalarımı kırıp dökmekle olmuyor. Yapıştı yakama Ezel, bırakmıyor, bırakmıyor. Yeter lan kafamı, yeter Ezel, Ezel, Ezel. Sabahtan beri fırsat kolluyorsun. Ezel falan kalmadı oğlum, sen kendin diretiyorsun. Şimdi senin kıçını kurtardım. İki tane ihtiyara ders veremediysem ne olmuş? Kendin seviyorsun, kendin istiyorsun öyle atlamayı, yalan mı? Ali abi ne olur bir de sen... Ömer mi olmak istiyorsun? Git ol, git ol! O kadar kolay mı sanıyorsun? Lan kolay mı var? Benim evde zırlayıp duran bebeğim var, o kolay mı? Adam vurmak, onu susturmaktan daha kolay. Ali. Sıkıysa git kendi çocuğunla ilgilen. Uğraş dedin, al o çocuğu. Yapabiliyor musun? Bir evden çıkıyorsun, öbür eve giriyorsun. Emlakçılık kolay. Sıkıysa gir, içinde yaşa. İstemiyor muyum ben, istemiyor muyum? Yap o zaman, yap. Kağıt oynamaya, racon kesmeye benzemez gerçek hayat. Ömer ol, Dursun ol, Memiş ol. Düş artık geçmişinin yakasından. Neyse adın, gir içinde yaşa, ol. Nasıl, nasıl? Böyle. Böyle lan. Ver. Ver, 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 ver. Bırak. Al. Al, 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 al. Alsana, al, 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 al. Nasıl, korktun değil mi? Ya düşürürsem, ya bir şey olursa, ha? Al abi çocuğu, al. Suçu Ömer'e atma, suçu Ömer'e atma. Sen. Yaşamaktan korkuyorsun sen. Nasıl olduğunu bilmiyorum diyorum. 14 sene olmuş, bir tarafımı yırtıyorum ama unuttum diyorum, anlamıyor musun? Böyle, böyle lan işte, böyle bebeği tutar gibi. Faturanı ödediğin gibi. Kanepede yatmak iş değil oğlum. Zor olan sabah kalkıp yatağa yapmak. Kenan'ı vurmuşuz. Bana ne? Çocuğuna okul ses sıkıysa. Sabah geç geldin diye karın dır 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 konuşsun. Sen sabahın köründe kal. Dönerken mama ısıt. Ver şunu, ver, ver. Ver. Git kendi çocuğunu al sıkıysa. Ömer mi olmak istiyorsun? Ha? Git Ömer'in çocuğunu al o zaman. Ne bakıyorsun? Kim olduğunu unuttuysan eğer, hatırlayamadıkça başkalarına kızarsın. Mümtaz Bey. Ömer uğramadı ne zamandır. Kırgınım bak. İşleri vardır Melih Hanım.
ailenin önemli iş mi olur? Ben kırgınım. Ama sen konuşursan söyle bir uğrasın bir. 5 dakikacık. Söylerim Melia. Hatırlamak için çağırırsın durmadan. Hatırlamak için kaçarsın kendinden. Hep aynı yerde bulursun kendini. Çocukluğunu, gençliğini, iyi olan her şeyini öldürdüğün o yerde. Oysa herkes kendini hatırlamak için bir diğerine muhtaç. Efendim? Cengiz. Bir gelmelisin. Hı? Yok abi, benim bir tanıdığın yanında olmam lazım. Gelemem. Ne oldu? Ezel. Dönmedi geri. İstemiyor. Niye gitmek istemiyorsun yarın okula? Karnım ağrıyor. Can. Anneler anlar bir kere. Doğruyu söyle bana. Kimseye söylemeyeceksin ama. Yarın Yeşim'in doğum günü. Hiçbir şey alamadım. Zaten fark etmez ki. Oğuz'un hediyesini daha çok beğenecek. Niyeymiş o? Çünkü Oğuz kaptan. Okul birincisi. Boyu da uzun. Hep onunla konuşuyor Yeşim. Seninle konuşmuyor mu? Anne, Oğuz dururken beni ne yapsın? Derslerim kötü. Her sene üst müdürün odasındayım. Boyum da kısa. Of. Bana bak bakayım. Şşş, hey. Sen çok mu seviyorsun bu Yeşim'i? O bana bakmaz ki. Gel sana bir hikaye anlatayım. Herkesin imkansız dediği, hayatta olmaz dediği bir aşk hikayesi. Anlatayım mı? Kenar mahallelerin birinde bir çocuk yaşarmış. Altın kalpli bir çocuk. Ya anne, çocuk masalı bu. Şşş, dinle. Bir gün mahalleye bir kız gelmiş. Çocuk kıza aşık olmuş ilk görüşte. Yanına gittiğinde pek konuşamazmış ama. Duvarlara ismini yazarmış kızın. Bir de nasıl oluyorsa kızın içini bir tek o görürmüş. Kimsenin göremediğini. İnsanlar bilmiyormuş ama bunu. İnanmamışlar kızın onu sevdiğine. Sevmiş mi? Bir gün çocuk elinde eski bir yüzükle gelmiş. Annesi vermiş, doğru kıza versin diye. Çocuk yüzüğü verirken yine becerememiş konuşmayı. Ama demiş ki sessizce, benim o. Bu dünyada bir tek ben. Başıma ne gelirse gelsin, hep seni seveceğim. Çünkü ben böyle bir adamım. Elimde değil, böyle sevmeyi biliyorum. Kız ne yapmış? Kız da aşık olmuş çocuğa orada. Çünkü ona inanmış.
Çünkü kız en çok sessiz verilen sözlere inanırmış. O da demiş ki ona... Sessizce. Sessizce. Sensin o demiş. Bu dünyada başıma ne gelirse gelsin. Hep seni seveceğim. Ben de biliyorum öyle sevmeyi. Ama inanmamışlar. İmkansız demişler. Onlar da her defasında demiş ki imkansız aşk diye bir şey yoktur. Evlenmişler mi? Hayır. Kız çocuğa çok büyük kötülükler yapmış. Çocuk hapse düşmüş. Kız da başkasıyla evlenmiş. Olmaz. Bitmedi. Adam yıllar sonra intikam almak için geri dönmüş. Kızı öyle acılar yaşatmış ki. Olmaz ama, yapmasın. Sonunda bir sürü kayıp vermişler. Her şey kirlenmiş, eskimiş. Her şeyi unutmuşlar. Hayır. Ama bir şeyi unutmamışlar. İmkansız aşk diye bir şey yoktur. Onlar her ne olursa olsun hep birbirlerini sevecekler. Kavuştular mı peki? Hayır canım. Ama kavuşacaklar. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü onların bir çocukları var. Hadi be. Evet. O çocuk kavuşturacak onları. Gitmedin aslında değil mi kanka? Hiç bırakmadın eşini. Cengiz. Bunları topladım oradan buradan. Belki ihtiyacın olur. İstersen bir iki gün daha kalayım. Yok, gayet iyiyim. Gerek yok. Cengiz. Sağ ol. Kapa sen. Aşkın hatırası öyle güzeldir ki, sevdiğimizi artık göremeyince kendimizi unutacağımızdan korkarız. Kim olduğunu unutan herkes bir gün kendini çocuğunda hatırlamak ister. Thank you.
Buyurun efendim, yardımcı olayım. 12 yaşında bir erkek çocuğu için kıyafet alacağım. Tabii efendim. Sezon indirimimiz var. Kaç bedendi? 'Ler misiniz? Bırakıyorum şimdi. Matematik, fen, bir de sosyal bilimler kitabı alacağım. Kaçıncı sınıf? Kaçıncı sınıfa gidiyor çocuğunuz? 6. 6'ya gidiyor oğlum. Veli'nin yaşının 3 katının 5 fazlası Ayşe'nin yaşına eşittir. Ayşe 17 yaşında olduğuna göre... Ayşe 17 yaşında olduğuna göre Veli kaç yaşındadır? O da bir şey mi? 4. Babillerin anayasa hazırlayan ünlü hükümdarı. Biliyorum ben bunu. Hammurabi. Ezel sonunda bir yol bulmuştu. Bir umut. Sonunda kaybettiği şeyi geri alması için. Sözünüzün yanlış yaptığı şeyin üstüne gitmeyin. Bir süre onu kendi kendine bırakın. Sonunda kendini, aslında kim olduğunu oğlunun gözlerinde görebilmesi için. Ama oğluna ulaşmak için önce babasını geçmesi gerekti. Bunların yarısı var onda. Öbür yarısıyla da oynamaz zaten. Takip mi ettiriyorsun beni? Hayır, bizzat. Oyuncakçı da ne tatlıydın öyle. Ağız da açılmış böyle. Eski bızdık Ömer bizim. Canı istiyorum. Fark ettim. Benim oğlum o. Benim oğlum gibi büyüyecek. Hayır dersen? Bir tutam saçım yeter. Kendi kanım yeter. O da olmazsa senin yazdığın mektup bütün gerçeği açıklar. Her şeyi hazırlamışsın. Babasıyım ben onun. Parçam o benim. Seni Ömer yapacak son parça. Hı? Son şansın. Benim gibi büyüyecek. Senin gibi değil. Benim gibi bir adam olacak. Senin gibi bir adam derken Ömer gibi bir adam. Evet. Ezel gibi değil yani. Derdin de o zaten. Çok sevdiğinden değil. Ömer gibi olsun da sana Ömer olduğunu kanıtlasın diye. Ezel. Görmüyor musun oğlum? Oğluna babalık yapacağın zaman çoktan geçti. Bir daha da geri gelmeyecek. Aynı Ömer gibi. Beni engellemek için yapabileceğin hiçbir şey yok Cengiz. Oğlumla beraber yaşayacağız. Burada yaşayacağız. Annemlere yakın. Ailece. Beraber ders çalışacağız burada. Baba oğul olacağız. Baba oğul. Nasıl olacak o? Ha? Bu odayı maviye boydun diye mi? Ha? Yanlış boy kıyafetler aldın diye mi? Kitaptan çocuk nasıl yetiştirilir okudun diye mi? Resimlerle de anlatıyor mu? Bakıp öğrendin mi iyice? Ha? Zamanla hepsini öğreneceğim. Merak etme sen. Şu odaya baksana bir Ezel. Sen hayal mi kuruyorsun? Can bu odaya bakar bakmaz ne diyecek sen biliyor musun? Ben biliyorum. Odayı sarıya boyayalım baba diyecek. Şu posterler,
Şu posterlere bak diyecek, ben büyüdüm hala çocuk muyum diyecek. Ekose çorap asla giyilmeyecek çünkü o hep düz çorap giyer. Masayı gayet güzel hazırlamışsın ama orada asla oturmaz. Çünkü Can mutfakta çalışır. Oğlum odasında bilgisayar yasak Ezel. Oğlum şu oyuncaklarla 5 yıl önce oynuyordu. Artık kızlarla takılıyor. Hoşlandığı bir kız var. Arada benden tüyo istiyor. Oğlum. Benim oğlum başına 2 yastık almadan 5 yaşından beri uyumuyor. Geceleri alerjisi var, o tutuyor. Kes. Aslında senin kim olduğunu öğrenince yüzüne bile bakmak istemeyecek. Aslında hiçbir şey bilmiyorsun. İstersen benim dünyanın en büyük katili olduğumu söyle. Ben ona çok iyi bir babayım Ezel. Senin olamayacağın kadar. Can buraya girdiğinde ne yapacak zannediyorsun? Ha? Şöyle bir bakacak. Utanacak yeni babasından. Sonra koşa koşa bana kaçacak. Yine alacağım yanıma. Bir daha kaçsın, bir daha alacağım. Ne zamana kadar? Kaçmayana kadar. Yani senden nefret edene kadar. Taptığı babasını gözünde yıktın diye. Annesinden nefret ettirdin diye. Kendin için onun hayatını mahvettin diye. Niye Ezel ha? Niye? Sırf şu eksik, aptal, çirkin odaya sok diye mi? Oğlumdan vazgeçmem Cengiz. İhtiyacı var bana onun. Yapma be Ezel. Senin ona var. Var. Evet, benim de oğluma ihtiyacım var. Zorla babası olamazsın. Vazgeçmem. Oğlumdan vazgeçmem. Şu odaya bir bak Ezel. Bir bak şu odaya. Ne kadar istesen de bu Can'ın odası değil. Hiçbir zamanda olmayacak. Savaşırım. En başından. Oğlun gitti. Geri alamazsın. Can'ı istiyorsan benim sana yardım etmem gerek. Ben seni ona ısındırmadan, kendi elimle yavaşça sana teslim etmeden onu kendi oğlun yapamazsın. Kes şunu Cengiz. Niye? Niye yapasın öyle bir şey? Evet. Niye? Benim Can'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun sen? Biliyorum. Ne yazık ki biliyorum. Niye kendi oğlumdan vazgeçeyim değil mi? Çünkü bu hayatta ondan da çok sevdiğim biri var. Eyşan. Eyşan. Onu geri almak için yaparım. Oğlumu veririm. Yaparım Ezel. Oğlumun karşılığında? Eyşan'la buluş. Ona öyle şeyler söyle ki senle olması artık mümkün olmasın. Ona öyle şeyler yap ki, öyle bir şey bul ki artık bir araya gelmeniz imkansız olsun. Ona öyle şeyler söyle ki Ömer'le Eyşan aşkı sonunda bitsin. Yapabilir misin? Can için Eyşan'ı kendi ellerinle bana verebilir misin Ezel? Yapabilir misin? Nasıl? Eyşan'ın anlattığı bir hikaye var aklımda. Anlatayım mı? (Gülüyor)
Bir gün fakir bir genç güzel bir kızla tanışmış. Fakir çocuk güzel kıza utanarak bir soru sormuş. Gel benimle Ezel. O güne dek masallara inanmayan güzel kız. Mutlu sonlara inanır mısın? Oldu. İnanırım. İnanırım. Bu hikayenin güzel biteceğine inanıvermiş birden. Gerçekler hayaller kadar güzel olunca kaçmak gerek dermiş kızı. Bozulmadan gitmek gerek dermiş. Ama güzel kız aşık olmuş fakir oğlana. Bu sefer aldırış etmemiş. Yolda canı yanmış ikisinin de. Ama kız yine aldırış etmemiş. Ömer. Çünkü mutlu sona çok yaklaşmışlar. Biraz acı nedir ki? Biliyordum. Biliyordum. Biraz bekleyiş nedir ki mutlu bir sona ulaşmak için? Gel artık. Öyle bir aşk ki bizimki. Sonunda kavuşacaksak eğer, birkaç hayat nedir ki mutlu sona ulaşmak için? Hayır. Hayır. Eyşan. Yapma. O kadar büyük bir aşk ki bizimki. Bitmesi yetmez. Hiç başlamaması gerekti. Olmaz. Öyle bir aşk ki bizimki. Unutmak mümkün değil. Başından değiştirmemiz gerek. Aşklar her şeyin mümkün olduğu anda başlarmış.
zaman o anı bulup... o zaman o anı bulup... geri almamız gerek. Fakir genç. Güzel kıza hiç sormadı. O yine geldiyse de buraya. Sevdiği adam hiç gelmedi. Geldik. Benim işim çıkmış, seni yollamışım. Alışıktır işimin çıkmasına, inanır. Tamam. Çıkışta ileride bir Atari salonu var. Senin gibi. Bayılıyor orada oynamaya. Birkaç sefer yen bir delirsin. Sonra yenil ama ucu ucuna. Anlamasın. Anlarsa kötü olur. Gününü falan sorayım deme ha. Gıcık olur öyle şeyler ama bir şeyler anlatacak olursa da bırak her şeyi dinle. Ben başka şeylerle ilgilenirim habire. Zayıf tarafım. Baba bana bir baksana. Bir bana baksana deyip durur bana. Eve gitmeden de muhakkak arabayla bir tur atacak. Anneye söylemeden. Arkada bir yol var. Arabalara kapalı aslında ama söyleyemem. Pis gurur yapar. Bir keresinde... Cengiz. 3 gün konuşmadı benimle. Düşünebiliyor musun? 3 gün. Ben bu halimle koca adam gittim özür diledim ondan. Bir yakaladı mı tam annesinin oğlu ha. Cengiz. Tamam. Bugünlük bu kadar. Böyle işte. Yavaş yavaş. Öğreteceğiz sana babalığı. Merak etme. Ezel her yere bakmıştı ama bulamamıştı. Artık tek umudu... Çağırayım mı? Yok, teneffüsten sonra. Oğlunun gözlerine, içine bakıp orada Ömer'i bulmaktı. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şey. Beğendin mi? Çok beğendim. Yeşim. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Bu ne ya? Bu benim ailemden kalma. Yok daha neler. Annem bana verdi. Doğru kıza ver diye. Ya bir git ya Can. Sensin o eşim. Hani okulun ilk günü seni gördüğümde sarı kazak üzerindeydi ya. Baban gidince el salladın. Tuvaletin orada kimse yok diye ağlamıştın. Kimse görmedi ama ben gördüm. Ben seni bir B'den beri görüyorum ama içini. Ya bir git, sapık mısın? Git istiyorsan eşim. Fark etmez ki. İstersen Oğuz'la aynı yazlığa git. Onunla az dersleri. Ama bil ki
Ben derste defteri senin adını yazacağım. Yeşim yazacağım. Sen ne yaparsan yap, ben seni hiç unutmayacağım. Niye biliyor musun? Gel Yeşim, dersi kaçıracağız. Niye? Çünkü seni ilk gördüğüm gün var ya, aşık oldum işte. Değişmeyecek bu. Çünkü ben böyle bir çocuğum. Böyle sevmeyi biliyorum. İsterse yaz geçsin, isterse okuldakiler benimle dalga geçsin. Can Yeşim'i seviyor diye gülsünler. İstersen sınıf değiştir, hatta okul bile değiştirsen seni bir gün ne olursa olsun bulacağım. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü imkansız aşk diye bir şey yokmuş. Kim olduğunu sonunda hatırladın mı Ezel? Beni ben yapan şeyi anladın mı sonunda? Ömer olmak ne demek? Hatırladın mı Ezel? Ömer olmak aşka yenilmek demek. Ömer olmak, yetişemeden ona koşmak demek. Eysan! Eysan! Ezel. Durur musunuz? Ömer olmak, Eyşan'ı sevmek demek. Geriye tek bir soru kalıyor. Mutlu sonlara inanır mısınız?